Ankara Atina hattındaki gerilimle devam edelim. Bir başka yoruma kulak verelim. Eski bir general fakat hala Yunanistan'da aktif bir rol oynuyor. Bir, bir savaştan bahsetmiş. Türkiye ile Yunanistan savaşırsa savaşın kaç gün süreceğini, savaşın bölgesi anlamda nasıl yayılacağını bir şekilde analiz etmiş. Kurmay aklıyla. Bir, biz de bir kulak verelim bakalım. Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genel kurmay başkanlığı onursal başkanı. Avangelos Apostolakis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirerek olası savaş senaryo senaryoları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan'ın karşı karşıya gelmesi durumunda savaşın 3 veya 4 günden fazla sürmeyeceğini söylüyor. Neden? Ben de bunu daha önce size çok söyledim. Diyelim ki Allah korusun bir savaş oldu. 3-4 günden 5 günden fazla sürmemesinin nedeni Amerika'nın buna izin vermeyeceği. Amerika oraya direkt müdahale edecektir. Bu kesin. Askeri bir çatışma başlarsa savaşın ne yöne gideceğini kontrol etmek hiç kolay olmaz. Ve çatışmalar kısa bir sürede bölgenin geneline yayılabilir diyor. Şimdi diyelim ki iki ülke savaştı. Generalin söylediğini anlatmaya çalışıyorum alt metnini. Amerika meseleye tam müdahalede bulunamadı. Savaş 3-4 günden daha fazla sürmeye başladı. Kıbrıs'a sıçrayacak. O kesin. Suriye, Laskiyelere kadar sıçrayacak. Ya bir anda tüm Akdeniz kıyı şeridi, Ege falan bir anda o yayılmaya başlayacak o çatışma. Böyle bir risk var diyor general. Ama çok da ihtimal vermiyor buna. Yunan ordusunun güçlü bir ordu olduğunu ancak, ancak eksikleri olduğunu da söylüyor Türkiye'ye nazaran. Fakat yine de Yunan ordusunun askerlerinin, her an bir savaşa hazır olduğunu, çok da iyi eğitildiklerini iddia ediyor. Fakat bir saptaması daha var, çok ilginç. Diyor ki, salıbının zamanlaması dikkat çekti diyor. Şimdi niye bunu söylüyor? Sullivan, e, biliyorsunuz Zelenski'nin eşi Zelenska Türkiye'deydi. Bir gemi teslim edildi, Türkiye'nin ürettiği gemi Ukrayna'ya teslim edildi. Onun açılış töreni sırasında e, Pentagon Sözcüsü de ee, geldi, e, Ukraynalı yetkililerle görüştü. Fakat sadece Ukraynalı yetkililerle görüşmedi. İbrahim Kalın'la da görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Şimdi diyor ki general, o görüşmeye dikkat edin diyor. O görüşmede bir pazarlık oldu diyor. O pazarlıktan sonra da Türkiye bir baktık ki Libya'ya gitti ertesi gün. Şunu demeye getiriyor. Libya konusunda Türkiye bazı tavizler kopardı Amerika'dan ve Yunanistan geriliminde işi fazla ileriye taşımayacağını da Amerika'ya garantisi verdi demeye getirmiş. Bu tamamen bir teoridir. Bunu söyleyeyim, bir savdır. Ben sadece bu savun teorinin efendim şeyini aktarıyorum. Şablonunu aktarıyorum. Doğruluğu var mıdır, yok mudur? Onu tabii ki bilememekteyiz. Ama generalin iddiası bu yönde. Şimdi